kapıyı. Ya kimsiniz, ne istiyorsunuz bizden, açın! Ya çıkarın bizi buradan! Kimse yok mu? İmdat! Açılmıyor. Yardım. Ben hemen yardım çağırıyorum. Kahretsin. Telefon çekmiyor. Ya sinyal yok. Nasıl olur? Dur. Dur, belki benimki çekiyordur, dur. Dur. Hoş geldiniz hanımlar. Ne istiyorsunuz bizden? Niye kapattınız bizi buraya? Sen ne ver? Telefonunu ver. Bakın, uslu durmazsanız buradan canlı çıkamazsınız. Kaçırıldık. Ya kaçırıldık, öldürecekler bizi aslım. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Bunlar manyak. Ya bu manyaklar kim bilir bize neler yapacaklar. Ya ben daha ölemem. Ben daha çok gencim. Ya bırakın bizi! Ya bırakın! Ya benim annemin çok parası var! Ne kadar isterseniz size verir, yeter ki bırakın bizi lütfen! Berçin, lütfen sakin olmaya çalış. Bak, böyle yaparak yalnızca kendine zarar veriyorsun. Dur, dur, tamam. Gel hadi. Ben daha ölemem, ben daha ölemem! Merak etme, tamam mı? Bir yolunu bulup kurtulacağız buradan. Ben sadece evime gitmek istiyorum. Ne olur kötü bir şaka olsun bu! Al, iç, iç hadi. Sakin olmaya çalış, tamam mı? Bak, sana söz veriyorum. Birlikte çıkacağız buradan. Kapıyı kanatacak seviye bir şeyler bulsak belki bir şansımız olur ama. Bende okul malzemesinden başka hiçbir şey yok. Sen de baksana bir çantana. Belki bir şeyler vardır. İşe yarar mı dersin? Denemeden bilemeyiz. Bir de o kapıyı açarsak adam o kapının arkasında olabilir. Pencereyi deneyebiliriz. İyi de parmaklık var, kilit var. Nasıl olacak o iş? İkisinden birini denemek zorundayız Berçin. Burada kalamayız. O zaman kapıyı deneyelim. Öyle değil o. Kenarından açman lazım. Ya deniyorum, buradan olmuyor. Ay, çünkü yeterince kuvvet uygulamıyorsun. Dur dur, buradan olacak gibi. Saçmalama, ver şunu. Berçin dur, kıracaksın. Hiç sağlam değil. Lastik. Hmm.
var diyorum. Niye inat ediyorsun? Denemiş oluruz en azından. Torpil getirsene. Belki başarabilirim. Torpil kırılmamış olsaydı belki bu kilidi açardı ama... Hay aksi. Ben nereden bilebilirdim kırılacağını? Bizi kurtarmaya çalışıyordum, suç oldu. Ben sana suç bulmuyorum ki. Kırılmasaydı iyiydi diyorum. Biri geliyor. İn, başımıza bir şey gelecek. İn. Ne iş çeviriyorsunuz siz? Hiç. Hiçbir şey. Ver. Akıllı uslu oturun. Yoksa fena olur. Bu yaptığınız büyük bir suç. Bizi burada tutamazsınız. Ya siz bizim avukatlık bürosuna geleceğimizi nereden öğrendiniz? Açık diyorum, bizi burada tutamazsınız. Açık. Hediye. Ne oldu? Bilmiyorum abla, kalbim sıkıştı bir an. Nefes alamadım. Gel. Gel bakayım, gel otur şöyle. Tansiyonun mu düştü ki yine? Yok. Yok, tansiyon gibi değil. İçim sıkılıyor. Böyle sanki kötü bir şey olacakmış gibi. Ozan, hiçbir şey yemedin anneciğim. Senin canın bir şey mi sıkkın? Okulda mı bir şey oldu yoksa? Tarık hocanın bahsettiği avukatlık bürosunda görüşmem var. Ben götüreyim, yeri bulamazsan. Yok yok, hiç gerek yok, ben kendim giderim. Acaba bulabildim mi yeri? Efendim? Hı? Ozan, iyi misin? Hala. Eylül, sen tek mi geldin? Aslım nerede? Telefonuna da ulaşamıyorum. Ha, merak etme şey, ödev için avukatlık bürosuna mı ne gideceğim demişti. Uğradı yanıma. Oradadır. Bana bak. Bana yalan söylemiyorsunuz değil mi? Yine Ozan'la mı görüşmeye gitti yoksa? Ay, aşk olsun hala. Niye yalan söyleyeyim? Vallahi ödev için gitti. Hem Berçin de yanındaydı. Birlikte gideceklermiş. Şarjı falan bitmiştir herhalde. Bir an önce bitirsin şu işini de geri dönsün. İçimdeki sıkıntı geçmiyor bir türlü. Ay. Ay Allah'ım ya. İçimin sıkıntısından elim ayağım birbirine dolaştı. Sen çocuğumuzu, çoluğumuzu bize bağışla ya Rabbim. Hala mı görüşmede bu kız ya? Of, çıldıracağım.
Kaçacağım vallahi ha. Nerede bu kız ya? Hava da kararmak üzere. Hayır, yani bir günü de şöyle endişe etmeden geçireyim. Hayır, olmaz ki canım. İnsan en azından bir arar haber verir. Eylül, kızım. Bak sen Ozan'la görüşmedi diyorsun ama doğruyu mu söylüyorsun? Eylül, bana bak. Eğer bir şey bilip de saklıyorsan vallahi etlerini çimdiririm ha. Anne, yemin ederim ki doğru söylüyorum. Hem Aslım bırak Ozan'la görüşmeyi, çocuğu görünce kaçıyor bile. Siz niye bana inanmıyorsunuz ki? Yok, bu böyle olmayacak. Ben gidip Jülide Hanım'la konuşacağım. Abim gelirse siz bir şey belli etmeyin. Zaten yeni affetti, tepesi atmasın. Gidemez miyim ben seni? Nasılsın? Eve geçtin mi? Görüşmen nasıl geçti soramaz mıyım? Aklımdan çıkmıyorsun demeyeceğim. Sadece nasılsın diyeceğim. Buna hakkım yok mu? Hanım, Ozan nerede? Odasında. Bir sorun mu var? Bir çağırabilir misiniz rica etsem? Tabii. Ozan. Hediye teyze, Aslı'ma mı bir şey oldu? Aslım nerede Ozan? Eve gelmedi, telefonu kapalı. Senin yanında da değilse nerede bu kız? Niye benim yanıma gelsin ki? Hem arkadaşım bile değil. Neyse, telaş yapmayın. Onlar Berçin'le beraber okul çıkış hukuk bürosuna gideceklerdi. Belki işler uzamıştır. Hatta Tarık amcanın tanıdığı yerdi. Bir sorayım. Buyur Tarık amca. Konuştunuz mu? Arkadaşınızın bürosuna mı gitmiş? Buraya hiç gelmedi dediler. Zaten henüz çağırmamışlar. Nedense ben hiç şaşırmadım. Bu sizi ilk defa kandırışı değil. Ama bana adres sordular. Demek ki bir yerden öğrenmişler. Eşlik edeyim dedim ama Aslım istemedi. Berçin de ben götürürüm dedi. Ne? Berçin de mi yanında? Ulaşılamıyor. Nerede bunlar? Hediye Hanım! Hediye Hanım! Ay, dayanamadı kadıncağız. Yatıralım Tarık. Oğlum kolonya getir. Hediye Hanım. Hediye Hanım. Hayır, ben neden seninle geldim ki? Sana iyilik yapacağım derken düştüğüm şu hale bak. Sana ben yalvarmadım gel diye. Kendin geldin. Şimdi suçlu ben mi oldum? Şu an evde olabilirdim. Annemin yanında, babamın yanında olabilirdim. Tek başına gelsen ölür müydün? Tek başıma gelsem korkudan ölürdüm belki de. Seni peşimde sürüklediğim için özür dilerim. Ama şu an yanımda olduğun için de çok teşekkür ederim. İnşallah kaybolduğumuzu anlayıp bizi aramaya çıkmışlardır. Korkma.
Annem eve gelmediğimi görünce telaşlanmıştır. Telefonuma da ulaşamayınca çoktan ortalığı ayağa kaldırmıştır bile. Babam beni arıyor mudur acaba? Neden aramasın? Baban senin için çok kaygılanıyor. Evet, hatta bazen fazla kaygılanıyor. Çok şanslısın biliyor musun? Tarık Hoca gibi bir babam var. Evet. Mükemmel bir babam var. Hatta o benim kahramanım. Biliyor musun? Çocukken hastalandığım zaman, korktuğum zaman, üzüldüğüm zaman hep babam yanımdaydı. Tamam annem de vardı yanımda ama babam hep bir başkadır. O varken artık güvendeyim derdim. Babam yanımdaysa bana hiçbir şey olmaz. Lan benden para saklamayacak demedim! Ha? Demedim mi lan? Cengiz kurbanın olayım yapma. Aslıma üst baş alacağım. Önümüz kış. Güç bela biriktirdim parayı. Ver lan! Ne diyorum sana? Delirtme beni lan! Vermem. Çocuğumun hakkı o. Neredesin kızım? Buradayım anneciğim. Korkma. Kızım. Benim için de durum hep tam tersiydi. Benim de annem var. Hani dedin ya, o yanımdayken kendimi güvende hissederim diye. Benim için de o kişi hep annem oldu. Biri geliyor. Ah Berçin, ah yani. Tam ortadan kaybolacak zamanı buldun. Şarjı bitmiştir. Ay şimdi ben buna haber vermeden gidiyorum diye mızmızlanmasın. Tamam, ben ona anlatırım, tamam. Göz kulak ol kızıma. O benim de kızım Sibel. Ya neyse tamam, yola çıkmadan tartışmak istemiyorum. Sen durumu anlatırsın. Anneannen hastalanmış dersin. Bak öyle çıkıp gelmeleri falan kalkmasın. Okuluna gitsin. Zaten ben haber veririm. Efendim. Sizi bekliyorum Sibel Hanım. Berçin mi? Tamam hemen çıkıyorum. Aman annem işte annem. Ne zaman çıkıyorsun diye soruyor. Hadi canım görüşürüz. Arkamdan bir su dökseydin bari. Evet Sibel Hanım. Aslı mevzusu tamam. Ben üstüme düşeni yaptım yani. Nasıl tamam? Ne yaptın? Sen orasını çok kurcalama. Yani istediğin oldu. Aslım bir daha karşına çıkmayacak. İyi. Aferin sana. Yaptığından sorumlu değilim. Beni sonuç ilgilendir. Eğer bir oyun döndürüyorsan. Benim oyunla moyunla işim olmaz Sibel Hanım. Bak. Zaten canım sıkkın. Ver paramı bitsin bu iş. Ulan Cengiz, yine postu yırttın. Öteki dünyada bunun hesabını nasıl vereceksin bakalım. Öteki kızı ne yapacaksın Dursun abi? Müşteri yakında gelecek. Şu Cengiz'in kızını satalım öyle gerisine bakarız. Evet memur bey.
Biri benim kızım, diğeri de sınıf arkadaşı. Telefonlarına ulaşamıyoruz. İsimleri Aslım Gündüz, Berçin Biçer. Sizin hastaneye kaldırılmış olabilirler mi? Ya boşuna abartıyorsunuz. İki genç kız bir yerlere gitmişlerdir. Takılıyorlardır, birazdan gelirler. Keşke hepimiz senin kadar gamsız olabilsek Mümtaz. Benim Sibel'i aramam lazım. Arama. Arama, önce bir anlayıp dinleyelim. Boş yere panik olmasın kadıncağız. Hem belki Mümtaz haklıdır. Çıkıp gelirler. Aslım. Kızım. Kızım yok. Benim kızımı bulmam lazım. Tamam Hediye Hanım, ne olur bir sakin olun. Hediye Hanım, polise, hastanelere haber verdik. Bir terslik olsaydı bildirirlerdi. Yok. Bir şey oldu kızıma. Biliyorum ben. Hissediyorum. Hissediyorum, kalbim sıkışıyor. Sanki kızım dara düşmüş de kurtulamıyormuş gibi. Onu bulmam lazım benim. Cengiz. Cengiz ona bir şey yaptı, biliyorum. Cengiz bir şey yaptı kızıma. Bir şey yaptı. Tamam. Tamam Hediye Hanım, sakin olun. Yok. Cengiz'in de telefonu kapalı. Kimseye ulaşamıyorum, delireceğim. Hediye Hanım, öz babasının kızına zarar vereceğini düşünmüyorsunuz herhalde. Aslı'nın babasının her gün takıldığı bir mekan var. Oraya gidip soracağım. Neresi burası? Pek düzgün bir yer değil. Ama belki oranın çalışanları bir şey biliyordur. Tamam. Birlikte gidelim o zaman. Nereye gidiyorsunuz? Berçin'in arkadaşlarıyla buluşmaya. Bir de onlara soralım dedik. Bir şey öğrenirseniz bizi de haberdar edin, tamam mı? Merak etmeyin. Geçmeyeceğim. Sadece Berçin'i değil, Aslı'mı da kendi evladımmış gibi aramaktan vazgeçmeyeceğim. Gene neye bulaştın Cengiz? Ya neye bulaştıysak bulaştık, sana ne? Sen benim işimi halledeceğim mi etmeyeceğim, onu söyle. Rusya'ya gitmek istediğine göre büyük bir vurgun yaptın. Kaçıyorsun. Helal. Kaçtığım falan yok. Sen benim Rusya işimi halledecek misin etmeyecek misin, onu söyle. Olur, olur. Hallederiz. Ha. Burada değil. Şu garsona soralım. Kolay gelsin. Biz şoför Cengiz'i arıyoruz. Buraya sık gelirmiş. Müşterilerle ilgili bilgi veremiyoruz. Kardeşim, acil bir mevzu var. Gördün mü, görmedin mi? Kardeş. Al şunu.
bu işi güzellikle halledelim. Şöyle deseniz abicim. Arkadaşıyla de buradaydı. Demin çıktılar. Konuşurken duydum Rusya'ya gideceklermiş. Peki nerede buluruz bunları? Tırların durduğu bir otopark var. Oraya bakın. Ama hangisidir bilemem. Tamam. Sağ ol. Bir bu eksikti. Adamı kaçıracağız elimizden. Gir şuraya Allah'ın cezası. Gir! Geceden beri boşu boşuna dolandık. Nerede bu Cengiz, Ozan? Nerede? Sakin ol Tarık amca, bulacağız. Ozan, kızlar ne haldeler belli değil. Polisten de haber yok. Bunu yapana elime bir geçirirsem. Ne oldu anne, bir gelişme mi var? Burada bir değişiklik yok oğlum. Hediye Hanım da geldi. Biz sizden haber bekliyoruz. Tarık ne yapmış? Konuşmuş mu Sibel'le? Aradı. Bugün dönüyormuş Sibel teyze. Ama Berçin'in kaybolduğunu bilmiyor. Mümtaz ne yapıyor? Geceden beri kılını kıpırdatmadı değil mi? Tam ondan beklenecek hareket. Bir gelişme olursa bize haber verirsiniz. Tamam. Biz de Cengiz'in peşindeyiz. Bakacağımız en son yer burası. Umarım buradadır. Ben şu yazıhaneye bir sorayım. Ben de şu tarafa bakıyorum. Kaçacak yerin kalmadı Cengiz. Bizi daha fazla yorma. Gel lan buraya!